Devam edelim sizlerden değerli izleyicilerimiz. Şimdi geçen şahsiyet bölümüne. Şahsiyet bölümünde Zeynep Terzi bizim için hazırlayıp Doktor Şahbandar'ın hayatıyla ilgili. Onu izleyelim tekrardan karşınızda olduk. Doktor Şahbender Tahir Fatullah Onbaşı, Kerkük'e bağlı Altınköprü nahiyesinde 1951 yılında dünyaya gözlerini açtı. 1966 ile 1968 yılında Kerkük'te liseliler üzerine 3. sırada yer alarak Başkent Bağdat Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeyi kazandı. 1974 yılında Bağdat Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezun olduktan sonra Kerkük Devlet Hastanesi'ne atandı. 1980 ile 1981 yılında Altınköprü Sağlık Merkezi Müdürü olarak göreve devam etti. 1985 yılında İngiltere'de Cerrahi Fakültesi uzmanlık diplomasını aldı. Arap Tıp Meclisi eğitimine kabul edilen ilk Iraklı doktordur. 1986 yılında genel cerrahi dalında uzmanlık eğitimine Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer alarak diplomasını aldı. 1987 yılıyla 1992 yılları arasında Kerkük'te bulunan Azadi Hastanesi'nin müdürlüğünü yaptı. Endoskopi cerrahi dalında ise 1988 yılında Almanya'daki hastanelerden birinden diploma alarak Kerkük'te ilk hakim olarak tarihe geçti. 1988 yılında Arap Sağlık Bakanları Meclisi tarafından ödüllendirildi. 1987 yılında ise Hartum'da ödüllendirildi. 1992 ile 1993 yılları arasında Irak Doktorlar Sendikası Kerkük Kolu Başkanı olarak seçildi. Siyasi alanda ise 2005 ile 2009 yılları arasında Irak Türkmen Meclisi Başkanı olarak göreve devam etti. Kerkük'te yeni kurulan Türkmen Karar Partisi'nin kurucu üyelerindendi. 2010 yılında ise Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi olarak seçildi. Tabii Doktor Şabanlar Tahir Onbaşı Kerkük'te ve Irak'ta genellikle yani Irak'ta tanınan bir insandı. Hele Irak'ın dışarısında da yani ilk doktorlardan biri sayılır, hekimlerden biri sayılır, çok yetenekli bir insandı. Gerçekten de çok hizmetlerde bulunuptu milletimize. Tabii biz buradan gurur duyarız öyle insanlarımızdan, öyle doktorlarımızdan, öyle bilim adamlarımızdan. İnşallah gelecekte de arkadaşımız Zeynep Terzi hele bu gibi insanların hakkını unutmaz, bu gibi insanların hakkında bizim için güzel veteriler hazırlar.